Dünyanın en uzak ve gizemli kıtası, sadece soğuk sularla değil, aynı zamanda sırlarla da kaplı. Beyazın hüküm sürdüğü bu donmuş diyarın ötesinde birçok teori ve spekülasyon, bu buzlu krallığın derinliklerinde gizli bir dünyanın varlığına işaret ediyor. Gizemli kayıp şehirler, antik uygarlıkların izleri ve belki de bilinmeyen varlıkların varlığı, Antarktika'nın soğuk yüzeyi altında yatan sırlar bilim dünyasını şaşkına çevirmeye devam ediyor. Bu videoda bilinenle bilinmeyen arasındaki ince çizgide gezinirken, Antarktika'nın karlı örtüsünün altında ne gizleniyor birlikte keşfedeceğiz. Antarktika, dünyanın en soğuk, en kuru ve en izole kıtası. Yüzeyi karla kaplı buzullarla çevrili bu ıssız kara parçası, birçok bakımdan bilinmeyenle gizemli bir dünyaya da ev sahipliği yapıyor. Çevresi buzdan dağlarla çevrili esrarengiz bir kıta. Bu büyülü buz dünyası insanlıktan uzakta, adeta kendi başına izole bir yaşam sürüyor. Yüksekliği kilometreleri aşan bu engin buzul dağların altında biz insanlık için büyük gizemler yatıyor. Yalnızca buz dağlarında değil, denizin derinliklerinde eşsiz güzellikte birçok canlıya da ev sahipliği yapıyor. 200 milyona yakın geçmişiyle bu ürpertici kara parçası insanlık için büyük gizemleri içerisinde barındırmaya devam ediyor. Keşfedilmeyi bekleyen yerleri adeta bizi kendisine çekmekte. Peki ama biz onun ne kadarını keşfettik? Yıllardır süregelen hakkında söylenmiş onca teori doğru mu? İnsanlık aramalarının meyvesini bu devasa buz kıtasının altında mı bulacak? Yoksa her şey koca bir bilinmezlik içerisinde yok olup gidecek mi? Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Video ile ilgili görüşlerinizi lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Şimdi biraz soğuk bir yolculuğa çıkıyoruz. Eşsiz güzellikteki bu bilinmeyende tek bir dostumuz var. Bilim. Antarktika kelime anlamı incelendiğinde tam da bu kıtaya yakışan bir isim olduğunu anlıyoruz. Yunanca kökenli olan Antarktika kelimesi karşıt yer anlamına geliyor. Mevcut konumu itibariyle ona kuzey kutbuna karşıt yer demek pek de yanlış olmaz. Geçmişte kuzey yarım kürede bulunanlar dünyanın dengesini sağlamak adına güneyde de bir yer olmalı diye düşünüyorlardı. Henüz keşfetmemiş olsalar da Güney Kutbu'nda olduklarına inandıkları bu yere Yunanca'da karşıt yer anlamına gelen Antarktikos ismini verdiler. Ancak Antarktika hep böyle izole bir yer değildi. Başlarda neredeyse o da dünyanın merkezi bir konumunda yer alıyordu. Ancak Gondwana süper kıtasının parçalanmaya başlamasıyla beraber milyonlarca yıl içerisinde Antarktika günümüzde bulunan konumunu aldı. Fakat henüz o zamanlarda kendisi tıpkı diğer kıtalar gibi karasal bir yapıdaydı. Buzullarla çevrilmesi çok daha yakın bir zamana dayanıyor. Neojen dönemine. Neojen dönemi yalnızca Antarktika'nın buzullarla kaplanmasını değil, aynı zamanda kıtaların günümüz konumlandırmalarının da yer aldığı epey uzun bir zamanı kapsıyor. Yaklaşık 23 milyon yıl önce başlayan bu uzun yolculuk tahminlere göre 2.6 milyon yıl önce sona erdi. Bizim için epey uzun bir zaman. Ancak dünya için bu oldukça kısa bir zaman dilimi. Antarktika'nın oluşumu bu kadar eski bir zamana dayanırken, keşfi ise oldukça yakın bir zamana dayanıyor. Güney kutbunda bir kıta olduğu düşüncesi çok eskilere dayanıyor. Bunun için M.Ö. 600'lü yıllara gitmemiz gerekli. Yunan filozofların bununla ilgili başta farklı ancak pratikte haklı çıkacakları bir düşünceleri bulunuyor. Filozoflara göre dünya denge ve simetri üzerine kuruluydu. Eğer kuzey kutbunda bir kara parçası varsa, dünyanın dengesini sağlamak ve simetrini bozmamak adına güney kutbunda da bir kara parçası olmalıydı. Ama daha çok erken. Henüz zamanın şartları bu keşfi imkansız kılıyor. 17. yüzyılda Avustralya kıtasının keşfiyle beraber bulunan kıta sayısı 6 olmuş ve insanlık güneyde bulunan son noktaya eriştiğini düşünmüştü. Ama yanılıyorlardı. Henüz en uç noktalarda bir yerlerde, tüm dünyadan kendini izole etmiş, yalnız, yapayalnız bir kıta daha vardı. Geçen onca zamanın ardından insanlık uzunca bir süre dünyada 6 kıta olduğunu kabul etmişti.
Ancak keşifleri ise hiç bitmiyordu. Tam da bu zamanlarda insanlık 18. yüzyılda Güney Kutbu'na daha da yoğunlaştı. Bir arayış vardı. Ne aradığını bilmese de insanoğlu dünya üzerinde hiç görülmemiş olanın, keşfedilmemişin peşindeydi. 18. yüzyılda Güney Okyanusu'nda bir dizi keşif serisi başladı. İngiliz asıllı denizci ve kaşif olan James Cook o zamana kadar birçok adanın da keşfini gerçekleştirmişti. Şimdi ise bambaşka bir arayışın peşindeydi. 1773 yılında önce haklılığına son verecek olan o keşfi yaptığını sandı. Farklı enlem ve boylamlar arasında Güney Kutup Dairesi'ni tam 3 kez dolaştı. Cook aradığını bulmuşa benziyordu. Bugünkü Antarktika kıyılarına tam 121 kilometre yaklaşmıştı. Ancak bir engel vardı. Güney yarımkürenin bu kısmı hem çok soğuk hem de kıyıları buzlarla kaplıydı. Cook, yapmış olduğu bu keşiften sonra Güney Kutbu'nun sonuna geldiğini düşündü. Artık bu bölgeden sonra yaşanabilecek bir kara parçası olmadığını düşünerek keşfini sonlandırdı. Antarktika, keşfedilmeyi biraz daha beklemeliydi. Tarihler 1820 yılını gösterdiğinde zamanın Rus İmparatorluğu donanması kıtayı keşfetti. Bu keşif 7. kıta demekti. Sonunda beklenen olmuş, yüzyıllar önce Yunan filozofların ortaya attığı düşünce gerçekleşmişti. Tıpkı filozofların dediği gibi dünyada denge ve simetri sağlanmıştı. 7. kıta oradaydı. Filozofların düşüncelerini destekler gibi ona Kuzey Kutbu'na karşıt yer anlamına gelen Antarktika ismi verilmişti. Kıtanın keşfiyle beraber karaya ilk ayak basma 1821 yılında gerçekleşti. Antarktika keşfedilmişti keşfedilmesine iyi ama bu kıta kimindi? Kıtanın en büyük şanssızlığı da tam da buradaydı. Burada hiç insanlık yoktu. Belki milyonlarca yıl evvel henüz kıtalar daha ayrılma gerçekleştirmeden ufacık da olsa farklı bir yaşama dair iz vardı belki de ama insanlık hiç yoktu. Bu düşünceler neticesinde ilk sahiplenme Birleşik Krallık'tan geldi. 1833 yılında Leopold Emery, kıtanın tamamının Birleşik Krallığa ait olduğunu öne sürdü. 1840 yılına gelindiğinde ise Fransa'nın son meşru kralı Louis Philippe, kıtanın Fransa topraklarını olduğunu iddia etti. Ancak hem Birleşik Krallık hem de Fransa'nın girişimleri başarısız olmuştu. 1961 yılına kadar Antarktika üzerinde çeşitli ülkeler hak iddia etti. Bu hak iddiaları her bir ülke için oldukça önemliydi ancak koca bir kıta, bir ülkenin kontrolüne ve nihayetinde tekeline bırakılmayacak kadar da değerliydi. Bu yüzden 1961 yılında 53 ülkenin de imzasıyla Antarktika Anlaşması yürürlüğe girdi. Antarktika artık kimsenin tek başına sahip olduğu bir yer değildi. Bu buzlarla çevrili kıta bilimsel bir alandı. Bu muazzam buz kütleleriyle dolu alan kabul görmüş şekilde dünyanın en büyük çölüdür. Çoğumuzun da aşina olduğu üzere çöl kelimesini bugüne kadar daha çok sıcaklık ve kumla bağdaştırmışızdır. Fakat çöl kelimesinin anlamı daha çok yağışın diğer bölgelere nazaran daha düşük olduğu, aynı zamanda içerisinde bulundurduğu bitki örtülerinin de daha az olmasına dayanır. Bu şartlar göz önüne alındığında Antarktika soğuk bir çöl gibi. 14 milyon kilometre karelik devasa yüz ölçümü de göz önünde bulundurulunca Antarktika, Afrika kıtasının neredeyse yarısı kadar bir alanı kapsıyor. Bu büyük, çok büyük bir alanı ifade ediyor. Ortalaması alındığında genel anlamda 2000 metrelik bir buz tabakası Antarktika'yı çepeçevre sarsa da yer yer değişen buz katmanları en kalın noktasında 4335 metreyi buluyor. Dünyanın en yüksek dağı olan Everest 8848 metre uzunluğunda. Antarktika'yı ise Everest'in yarısı kadar olan buz parçaları kaplıyor. Yeryüzünde ortalama 27 milyon metreküp buz hacmi olduğu düşünülür. Antarktika 24 milyon metreküp buz hacmiyle yaklaşık %92'sini kendisinde barındırıyor. Neredeyse tamamı denebilecek şekilde buzlarla kaplı olmasından dolayı dünyadaki tatlı suyun %70'ini ise içerisinde barındırıyor. Ancak bu devasa kıtanın bazı yerlerine neredeyse 2 milyon yıldır hiç yağmur yağmadı. Dünyanın en soğuk yeri kabul edilen bu kıtada genellikle hava hep eksi derecelerde seyrediyor.
Özellikle kış aylarına gelindiğinde eksi 80'lere varan bu dondurucu havada yağmur damlalarının yere düşme şansı hiç yok. Böylesine dondurucu soğukta sürüngenlerin de hayatta kalabilmesi oldukça zor gözüküyor. Hiç düşündünüz mü? Bu kadar büyük buz tabakasının tamamı eriseydi neler olurdu? Antarktika'nın sahip olduğu bu %90 oranındaki buzulların tamamının erimesi, tüm dünyadaki deniz seviyesinin yaklaşık 60 metre yükselmesi anlamına geliyor. Dünyanın tüm okyanusları da dahil yer alan su miktarı kabaca 360 milyon kilometre kare ve tüm bu alanın 60 metre yükseldiğini bir düşünün. Bu muazzam bir sayı. Dünyanın hemen her yerinde büyük dağlar bulunur. Bilinen en yüksek dağ olan Everest bu konuda zirve durumda yer alıyor. Tıpkı Everest'e benzer şekilde Antarktika'da da yüksek zirveli bir dağ yer alıyor. Bu buzul kıtanın en yüksek yeri 4892 metre yüksekliğiyle Vinson Dağı. Burası adeta buzullarla örülmüş bir cennet gibi. Soğuk ve bir o kadar da yüksek. Bu yoğun buz kütleleri beraberinde birçok yönden de çeşitliliği azaltmış durumda. Öyle ki burada hiç bitki bulunmuyor. Genel anlamda soğuk hava koşullarına dayanıklı olan bitkiler eksi 30 derecelere kadar dayanıklılık gösterse de Antarktika'nın bu dondurucu soğukluğu karşısında onlar da oldukça çaresiz kalıyor. Soğuk havanın yaratmış olduğu etkiyle beraber toprak kalitesinin düşmesi, nem ve güneşin yetersiz olması gibi faktörler de dahil edilince ne yazık ki bu buzdan kıtada bitki görmek imkansız hale geliyor. Ancak çeşitlilik bakımından zengin olan bir şey var, bir canlı. Oldukça sevimli bir canlı türü, penguenler. Antarktika'nın hem kıyı bölgelerinde hem de denizin açıklarında tam 6 penguen türü bulunuyor. Bu buzla kaplı kıtada oldukça iyi bir sayı gibi duruyor. Boyları ortalama 1 metreye kadar uzayabilen bu soğuk iklim canlıları, Antarktika'daki en kalabalık yaşamlardan birini oluşturuyor. Henüz keşfedilmemiş yerleri bulunan bu devasa kıtaya birçok deniz canlısı da ev sahipliği yapıyor. İnsanlığın olmadığı bir yer olduğu düşünüldüğünde oldukça huzurlu bir yapıya sahip gibi. Neredeyse tamamı buzullarla kaplı olsa da Antarktika'da jeolojik yapı hemen her dönemde kendini göstermiştir. Günümüzde yapılan keşiflerle Antarktika'nın buzullarının altında gömülü yüzden fazla yanardağ bulunmaktadır. Buzulların içerisinde gömülü bu lav şelaleleri şu an için bir tehlike oluşturmuyor. Ama bunlardan ayrı, diğerlerine göre daha aktif bir yanardağ var. Bu biraz tehlikeli. Erebus Dağı'na bakıyorsunuz. 50 yılı aşkındır aktif durumda. 3794 metre yüksekliğiyle kıtanın en yüksek 4. zirvesi. Stratovolkan kategorisinde yer alan bu katmanlı yanardağ, ismini antik Yunan mitolojisindeki yeraltı dünyasının tanrısı olan Erebus'tan alır. Garip ve bir o kadar da muhteşem görüntüsüyle kıtanın çok farklı bir yüzünü keşfetmiş bulunuyoruz. Tahminlere göre 1.3 milyon yıl önce oluşmaya başlamış. Aktif olması bile bir zıtlığın başlı başına göstergesi. Eksi 80'leri bulan bu dondurucu soğuğa rağmen aktifliğini koruyor. Antarktika 1961 yılında yapılan antlaşmadan beridir bilimsel bir üs haline gelmiş durumda. 30 ülkenin yaklaşık 101 bilim üssüyle beraber oldukça kalabalık bir şekilde araştırılması sürdürülen bir yer konumunda. Üstelik bu araştırmaların içerisinde son yıllarda ülkemiz de yer alıyor. Türkiye 1961'de imzalanan bu antlaşmaya 1995 yılında taraf olarak katıldı. İmzalamış olan 53 ülkeden 29'u danışman ülke statüsünde yer alıyor. Kıtaya dair tüm dünya ile ilgili yapılacak bilgi paylaşımları ve kıta konusunda verilecek tüm kararlarda oy kullanma hakkına sahipler. Ancak ne yazık ki biz de dahil 25 ülke yalnızca gözlemci konumundayız. Henüz 2017 yılında Antarktika için tam anlamıyla keşif girişimlerimiz başlasa da oldukça iyi yol kat etmiş durumdayız. Umuyoruz ki ilerleyen dönemlerde bizlerden 14 bin kilometre ötede bulunan bu buz kaplı kıtada daha çok bilimsel çalışma yapma imkanı bulacağız. Bu bizim için önemli. En çok da insanlık için önemli.